Yani herkes oldu. Konuşabiliyor burada. Herkes... Ben BDP'li olarak kapatıyorum. Yeter. Dur ya, ben ne benim dükkanım kapanıyor. Hangi kapat geç şu tarafa. Milleti birbirine düşüreceğim. Biz düşür işimizi yapıyoruz. Senin işine bak. O zaman geç şu tarafa oraya. Bahsen ortaya özgür. Geç. Buradayım ya. Buradayım. Ortaya geç. Buradayım. Ortaya geç. Bağırma. Bağırma. Gel. Gel biz burada. Ortaya geç. Başka. Dükkanım kapatma. Senin dükkan neresi ya? Hadi bak Malatya'da mısın? Ben biliyorum kim olduğunu. Tamam. Ben oraya gel. Evet, abi sana mı soracağım? Ne karıştırıyorsun lan? Soruyorum, ben soru soruyorum. Şişe geçecek sok kamerayı. Efendi oğlum, ben soruyorum. Siz neler sizi? Ya sen ne diyorsun? Ya sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ama küfür etme. Ben yanlış anladım. Kusura bakma. Ben seni basından anladım. Tamam, ben basınım tamam. Zaten. Şu mu sana? Karıştırıyorsun. Neyi karıştırıyorsun? Siz mallaşmışsınız. Ya yakışıyor mu sana? Yaşına yakışıyor mu? Terbiyesiz. Abi kusura bakma. Merhaba değerli arkadaşlar. 13 yıldır sokak röportajı yapan bir kişiyim. Siyasi sokak röportajlarını ilk ben başlattım. Özgür bir mecra sunduk. Türkiye'nin birçok vilayetinde sokak röportajı yapıyoruz. 2021 yılının son röportajını gazetemizin ve kanalımızın bulunduğu ilçe olan Zeytinburnu'nda yapmak istedik. 31 Aralık 2021 saat 15.30'da Zeytinburnu'nun trafiğe kapalı caddesi var. 58 Bulvar Caddesi. Orada kameramızı kurduk. Sokak röportajımıza başladık. 15-20 dakika sonra, daha sonra öğrendim. Bir giyim firmasının sahibi sert ve kaba bir şekilde röportajı yaptığımız alana bir dalış yaptı. Görüntülerde zaten gördünüz. Mikrofonumu alıp yere atmak istedi. Biz de daha önce böyle bir problem yaşadığımız için Bakırköy'de birisi atmıştı mikrofonumuzu. Bayağı pahalıya patlamıştı. Mikrofonu vermedim. Bu sefer iteklemeye çalıştı. Gidin burada dükkanımı kapatıyorsunuz dedi. Halbuki bir gün sonra gittik. Ölçüm yaptık. Bizim röportaj yaptığımız yerle o saldırgan beyefendinin dükkanın arasında 20-25 metre fark var. Dükkan Emine İnanç Camisi'nin pasajının girişinde. Bir kere cami girişi olduğu için çok geniş bir kaldırım söz konusu. Onun dışında araçlar geçiyor. Araçlardan sonra bilenler bilir. Akbank'ın bulunduğu yer, Akbank kapalı, taşındı başka yere. Yer arasında 25 metre fark var. Bu kişi geldi, şiddeti gördünüz, anlatmama gerek yok. Uygulamaya çalıştı, mikrofonu alıp atmaya çalıştı. Müsaade etmedik. Bugün de gittim Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde suç duyurusuna bulundum. Biz kamuoyu, kamu adına yayıncılık yapıyoruz. Kimsenin bize şiddet, darp uygulayıp bizi engellemesine hakkı yok. Dükkanını kapatmak kesinlikle söz konusu değil. Velev ki öyle bir şey söz konusu olmuş olsa bile dükkanın önü kişinin tapulu malı değil. Bir sıkıntı, bir problem görüyorsa kolluk kuvvetlerini arar, bizi şikayet eder, kolluk kuvvetleri gelip işini yapar. Maalesef bu kişi, zaten seni tanıyorum, biliyorum, Malatyalısın tarzı sözler de söylüyor, mikro kamerada görülüyor. Onun dışında bu izlediğiniz beyefendi de kendisini kaybetmiş bir şeyde kontrolsüz bir şekilde küfür etmeye başladı, saldırmaya başladı. Videonun sonunda da görüyorsunuz, belediyemizin hayvanlara yem yapmak için bayat ekmek kumbaralarına ekmek alırken gördünüz. Sonra ben bilmiyorum falan filan dedi. Yani artık siyasilerin kavgaları topluma da yansıyor. Ben özellikle siyasetçilerimizin, devlet büyüklerimizin konuşmalarında birbirlerini suçlayıcı mesajlar değil, projelerini anlatsınlar, çözüm önerilerini anlatsınlar. Onlar orada kavga ederse halk sokakta böyle yapıyor. Ben bunlardan hoşnut değilim, mesut değilim, şikayetçiyim. Sokak siyasetçilerin yansıması. Siyasetçiler lütfen diline dikkat etsin. İlerleyen süreçlerde bu sürecin daha da hırçınlaşacağını inşallah yaşamayız. Burada bir uyarı yapıyorum. Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki seçim satım aydına girdiğimiz zaman bu şiddetler daha da artacak. Oysa ki biz İstanbul Times TV özel YouTube kanalı, TV haber kanalı olarak kesinlikle çanak soru sormuyoruz. Hiçbir partiyi yermeye, küçümsemeye çalışmıyoruz. Hiçbir partinin yanında ve karşısında değiliz. Sadece ve sadece halkın görüş ve düşünceleri
diğer insanlara yansısın düşüncesiyle yayın yapıyoruz. Ve bunu da devam edeceğiz. Bu kişi de gittim şikayete bulundum, artık gerisi yargıya kalmış. Bakalım yargı ne diyecek? Kimse gazetecilik yaparken bizi kaba kuvvet engelleyemez. İstedim ki bunu bilesiniz. Teşekkür ederim.